Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de karışık turşu ve kornişon turşu yapımını göstermeye çalışacağım. İlk olarak ben salatalıklarımı 2-3 kere sudan geçirdim ve akşamdan da suda ıslattım ki suyumuzun berrak olması için salatalıklarımızı güzelce suda bekletmemiz gerekiyor. Salatalıklarımızı başından ve alt tarafından temizliyoruz güzelce yıkadıktan sonra. Kornişon salatalıktan isterseniz sadece sade salatalık olarak da kurabileceğiniz gibi isterseniz de karışık olarak havuç, domates veya sevdiğiniz şeylerden ekleyerek de karışık turşu yapabilirsiniz. Bu arada sarımsaklarımı da 4-5 baş sarımsağımı akşamdan ıslattım suda, sabah da soydum. 2-3 saatte ıslatabilirsiniz ve ikiye doğradım. İsterseniz doğramadan da koyabilirsiniz ama doğradığınızda daha güzel aroması çıkacaktır. Bu arada 2 tane havucum, 2 adet domatesim var ve cin biberlerim var. Onları da güzelce ayıkladım, temizledim, yıkadım. Şişenin dibine ilk olarak salatalıklarımı yerleştiriyorum. Sıkı yerleştirmeye dikkat edelim. Daha sonra sarımsaklarımızı ekliyoruz. İsterseniz sarımsakları dibine de koyabilirsiniz. Yani bu sıralamanın hiçbir önemi yok. Önce neyi koyduğunuzun önemi yok. İster salatalıkları koyun, biberleri koyun. Sadece salatalık turşusu da koyabilirsiniz. Ama önemli olan sirke ve tuz ayarını yapabilmektir. Eğer acı sevmiyorsanız da sadece sarımsak ve salatalık koyarak da turşunuzu sirke ve su ile kurabilirsiniz. Bu arada turşumuzun kütür kütür olmasını sağlayan şey onu kaynar su ile ıslatmamızdır. Burada dikkat edeceğimiz püf noktalarından birisi salatalığımızı sıcak değil yani birazcık daha kaynar su ile ıslatmak, şişeleri vakumlamak, şişelerimizi güzelce steril edip yani kaynar suda yıkadıktan sonra kurulamak, kapaklarımızı da güzelce kuruladıktan sonra inşallah turşumuz bozulmaz. Bu turşuyu kış için saklayabileceğiniz gibi isterseniz de bir hafta sonra açıp güzelce kullanabilirsiniz. Sıcak su turşunuzun çabuk gelmesini sağlayacaktır. Eğer acı sevmiyorsanız da sadece salatalıkla turşunuzu kurabilirsiniz. Bu arada ben biberlerimi eklerken birazını ortadan kırıp ekledim. Birazını sapından kestim. İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz. İsterseniz bıçakla delebilirsiniz. Bıçakla deldiğinizde çok acısı çıkacağı için delmeden bile koysanız o zaten kıvamını, acısını verecektir belli bir zaman sonra. Şimdi gelelim sirke ayarımıza. Ben 1 litrelik şişelere 1 çay bardağı üzüm sirkesi kullandım. 1,5 litrelik olanlara da 1,5 çay bardağı üzüm sirkesi kullandım. Tuzumuzu ve şekerimizi de ekledikten sonra kalan kısmını kaynar su ile dolduruyoruz ve hiç kullanamadığımız kapaklarımızı yeni almış olduğumuz kapaklarla ağzını sıkı bir şekilde kapatıp şişelerimizi bir gün boyunca ters çeviriyoruz. Bu şekilde şişemiz vakumlanacaktır. Eğer hava falan alıyorsa ertesi gün kontrol edin. Başka kapak takmayı deneyin. Bu şekilde turşunuzu kurmuş oluyorsunuz. İnşallah videomu ve turşumu beğenmişsinizdir. Bu şekilde güvenerek kışlık turşu veya bir hafta sonra yemek üzere turşunuzu kurabilirsiniz. Turşuda kullandığım ölçüleri yine ben açıklama kısmına belirteceğim. İnşallah oradan da bakabilirsiniz tarifine. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın.